Arkadaşlar, İsyan 15 Temmuz gecesi arkadaşların önüne kendini atan Sayın vatandaşlarımızdan Özkoç geliyor. Sayın Özkoç, 15 Temmuz gazetesi Sabri Önal o geceden sağ çıkmayı başardı. Lütfen. İkinci tankın paletlerine kol ve bacağı denk geldi. Cumhurbaşkanı bu kişiyi kürsüye çıkartıp alnından öptü. Neydi ülkemiz için arkadaşlar, canını ortaya koyan gayrimizi can ettiren? Fethullahçılarla çocukluktan beri Pensilvanya'da defalarca giden, FETÖ'nün çağrısıyla üniversite kuran, AKP arkadaşlar lütfen sessiz olalım. Sonra bile tamam, cevap verilebilir. Cevap verilebilir. Fettah Tam İnce'nin yargıdan tertemiz çıkmasıydı. Arkadaşlar, FETÖ'nün okullarıyla, sendikasıyla, baskısıyla bir şekilde yolu kesilmiş olan insanlar, çocukları, kardeşleri sorgusuz saatsiz işten atılıyorlardı. Darbe girişiminin kilit ismi 145 kez ağırlaştırılmış, müebbet hapse mahkum edilen Mehmet Dişli'nin ağabeyi Şaban Dişli Büyükelçi yapılıyordu. Darbe girişimiyle ilgili 289 dava açıldı. Onlarca ağırlaştırılmış müebbet, binlerce hapis cezası alan kişi var. On binlerce insan işten çıkartıldı. Bu kişilerin içinde asker olan var, polis var, öğretmen var, bir şey duyamıyorum ben var, işsiz var. Fakat bir tek siyasi yok. Peki ne yapacağız? Değerli arkadaşlar, saygıdeğer milletvekilleri, çözüm güçlü parlamentodadır. 15 Temmuz gecesi Gazi Meclisimizde önümü göze alan tüm siyasi partiler el birliğiyle güçlü parlamenter sistemi yeniden tesis etmeliyiz. 15 Temmuz darbe girişimi ve ardından gelen 20 Temmuz sivil darbesinin ülkemizde yarattığı enkazı kaldırmalıyız. Yeni darbelerin oluşmasına engel olmalıyız. Demokrasiyi iyi işleyen bir parlamenter sistem haline getirmeliyiz. Güçler ayrılığının temelinde güçlü meclis, bağımsız yargı ve denetlenebilir bir yürütme olmalıdır. Bağımsız yargıda denetlenebilir yürütme olmadan başaramayız. 15 Temmuz kendi halkına kurşun sıkan FETÖ'yü de, ona yol verenleri de asla unutturmayacaktır. Eğer kurucu bir lider arıyorsak, o kurucu liderin adı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Eğer bir rejim arıyorsak, onun adı layık ve demokratik Türkiye parlamenter sistemidir. Eğer uğruna bir ölecek vatan arıyorsak, o vatanın adı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Saygılar sunuyorum. Arkadaşlar, değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlar, özel bir gündemle toplandık. Bu gündemin manasına, ruhuna uygun bir toplantı cereyan etmesini arzu ediyorum. Hepinizin de